Merhabalar sevgili takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Bodrum Butik Gayrimenkul'den Senem Karaçiçek. Bugün sizlere Yalıkavak Tilkicik'te muhteşem doğanın içerisinde öne açık, deniz, doğa ve şehir manzaralı 4+1 özel yüzme havuzlu, kısmen deniz manzaralı, kendine ait müştemilatı, kapalı otoparkı, özel yüzme havuzu bulunan muhteşem bir villanın içerisinden sesleniyorum. Birazdan villamızı sizinle birlikte gezeceğiz ve detaylarını birlikte keşfedeceğiz. Size genel bir bilgi vermem gerekirse, Yalıkavak Tilkicik oldukça merkezi bir konum olup Yalıkavak merkeze sadece 2,5 kilometre mesafede yakınlıkta. Dilerseniz yürüyerek, dilerseniz aracınızla birkaç dakika içerisinde ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda da denize yakın konumdayız. Önümüz açık, panoramik, harika bir doğa, şehir manzaramız var ağırlıklı olarak. Ve dediğim gibi denizi, Yalıkavak Tilkicik koyunun bir kısmını da villamızda oturduğumuz yerden görebiliyoruz. Şimdi dilerseniz birlikte villamızı gezelim. Herkese selam, ben Gülşah. Sizinle beraber Yalıkavak Tilkicik'te bulunan Fırsat Villamızı beraber gezeceğiz. Öncelikle bahçemizden başlamak istedim. Evin bahçe alanı totalde 350 metrekare. Ama bunlardan bahsetmeden önce evimiz nereye yakın isterseniz size ondan başlayayım. Buyurun böyle gelelim. Evimiz Tilkicik koyunu direkt olarak görüyor. Daha çok dağ ve doğa manzaralı evimiz. İsmi de buradan geliyor. Evimiz ay ışığı konseptli. Gece ay dağların arkasına vurduğu zaman çok güzel bir ışık yayılıyor. Evimiz nereye yakın? Öncelikle şundan başlayayım. Evimiz Yalıkavak Marina'ya 2,5 dakika, Tilkicik koyuna 2,5 dakika, şehir merkezine 2,5 dakika, otobüs tesislerine de 3 dakikalık bir mesafede. Yani isterseniz aracınızla, isterseniz yürüyerek, isterseniz dolmuşlarla çok kolay bir şekilde şehir merkezine, koylara, denize, her yere ulaşabiliyorsunuz. İsterseniz evimizin bahçesinden başlayalım. Bahçe ve havuz totalde 350 metrekare. Ev totalde 650 metrekarelik bir arsa payına sahip. Bahçemiz bu şekilde. 50 santime kadar inebiliyoruz. Yani isterseniz en büyük ağaçları, palmiye ağaçlarına kadar buraya dikebiliyorsunuz. Manzara olarak Tilkicik koyunu bu şekilde görebiliyoruz. Daha çok doğa ve dağ manzaramız mevcut. Lebiderya bir deniz manzaramız yok fakat daha fazla gece özellikle ay ışığını tamamen kaplayan güzel bir manzaraya sahibiz. Bahçemiz de bu şekilde. Döndüğümüz zaman bizi bir yüzme havuz karşılıyor. 50 metrekarelik bir havuzumuz mevcut. Derinliği 1,45. Havuzumuzda şöyle güzel bir özelliği var. Kendi duşu var. Devir daim sistemi var. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Artı olarak çift motora sahip. İstediğinizde kullanmak istiyorum, jacuzzi etkisi yaratmak istiyorum vesaire derseniz havuzcuyu çağırıp, bir tane havuzcu çağırıp buraya mod ekletiyorsunuz ve istediğiniz gibi jacuzzi şeklinde havuzu kullanabiliyorsunuz. Öyle güzel bir özelliğimiz de var. İsterseniz buradan evin içine girelim. Evimiz tamamen eşyalı teslim edilecek. 4+1, 1+1 müştemilatı bulunuyor. +3 araçlık bir kapalı otoparkımız bulunuyor. Müştemilatımız evin içinde değil, evden bağımsız olarak tasarladık. Alt katta da müştemilat alanı bulunuyor. Evin bahçe mobilyaları Bahçemo'dan, İzmir'den geldi. Özel olarak üretildi. Girişi bu taraftan, isterseniz beraber geçelim. Bahçe takımlarımız tamamen bambu. 3,5 metrelik büyük bir şemsiyemiz bulunuyor. İsterseniz şemsiye tekerleğe sahip, tekerleğiyle beraber istediğiniz gibi çekip çevirebiliyorsunuz. Öyle güzel bir özelliğimiz var. İsterseniz buradan başlayalım. Giriş kapımız bu tarafta. Kapımız hazırı almadık. Marangoz tarafından eve uyumlu bir tasarım yaptırdık. Girdiğimiz zaman bize özel tablolar karşılıyor. Balık tasarımlı büyük özel tablolar karşılıyor. İlk sağda gizli bir alanımız mevcut. Buraya kiler yaptırıyoruz. Daha doğrusu burası kiler alanı olarak kullanılacak. Çamaşır makinesi buraya ayarlandı. Çamaşır makinesi, kurutma makinesi vesaire sistemi bu tarafta. Artı olarak evin bütün elektrik sistemleri burada olacak. Burayı kapattığımız zaman hiçbir şey yokmuşçasına direkt yola devam edebiliyoruz. Girdiğimiz zaman led aydınlatmalı bir portmantomuz bulunuyor. Artı ayakkabılık. Bu şekilde açtığımız zaman burada led aydınlatmamız var. Artı olarak çekmecelerimiz. Burası çok fazla rafı var. Bu yüzden kesinlikle ayakkabılar bu tarafta birikmeyecek. Öyle güzel bir özelliği var. Eve girdiğimiz zaman sağ tarafta bizi bir şifonyer karşılıyor. Buraya dilerseniz özel tasarım mumlar vesaire koyabiliyorsunuz. Artı olarak bir aynamız var. Salonumuz, salon artı mutfak 50 metrekarelik bir alanı sahip. Ev tamamen dediğim gibi eşyalı olarak teslim edilecek.
Koltuklarımız yine özel tasarlandı. Kesinlikle su geçirmez sarmandan yapıldı. Artı olarak koltuk ayaklarıyla uyumlu bir gold masamız bulunuyor. TV ünitesine geldiğimiz zaman geniş bir TV ünitesi tuttuk. En büyük TV'leri, en büyük televizyonları, sistemleri vesaire rahatlıkla kurabileceğiniz bir alan burası. Yapay mermer desenli bir şık artı gold bir takım oluşturduk. Prizlerimiz gizli prizdir. Kesinlikle kablo görüntüsü vesaire buraya televizyon koyduğumuz zaman görülmeyecek. Devam ettiğimiz zaman bizi bir geniş, çok amaçlı mutfak karşılıyor. Mutfağımızda çok fazla dolap kullandık. Çünkü evin depolama alanını çok tuttuk. Girdiğimiz zaman çift taraflı bir buzdolabımız bulunuyor. Artı olarak buzdolabının etrafında bir şaraplık yaptık. Tabii ki dilerseniz buraya bakliyatlık vesaire herhangi bir şey yapabilirsiniz. Geldiğimiz zaman lake bir mutfak alanı karşılıyor bizi. Bunlar lake en büyük özelliği sudan etkilenmeyen, ısıdan etkilenmeyen artı çizilmiyor. O yüzden gayet rahat kullanıma uygundur. Dolaplarımız kısmi bu şekilde dışarıya doğru açılıyor. Bazıları da bu şekilde yukarı doğru açılıyor. İçleri tamamen geniş. Artı dediğim gibi çok fazla kullanım alanı bulunabiliyor. Döndüğümüz zaman bizi 5 artı 1 kişilik bir masa karşılıyor. Masamız MDF artı lakedir. Yani su geçirmez yine aynı şekilde. Sudan etkilenmeyen, ısıdan etkilenmeyen artı çizilmeyen bir yapısı bulunuyor. O yüzden rahatlıkla burada herhangi işlemlerinizi vesaire yapabiliyorsunuz. Dediğim gibi malzemelerim, mutfak eşyalarımızı Türk markası tercih ettik. Neden? Çünkü Yalıkavak tarafında Beko şubesi bulunuyor. Herhangi bir sıkıntı olduğunda bir telefonla 5 dakika içinde buraya gelebiliyorlar. O yüzden Türk markası tercih ettik. Bu şekilde ev tamamen dediğim gibi kahve makinesine, çay makinesine kadar eşyalı teslim ediyoruz. Buradan devam edelim. Alt katımızda bir ortak kullanım banyosu artı bir oda bulunuyor. Her odamızda banyo artı gardırop bulunuyor. Burası ortak kullanım banyosu. Bütün duşa kabinlerimiz düz ayak olarak tasarlandı. Tamamen kişinin emniyetine uyarlandı, emniyet için. Bütün banyo malzemelerimiz mimar çizimi, özel tasarım. Hepsini kendi marangozumuz yaptı. Dediğim gibi her banyonun kendine ait farklı tasarımı var. Duşa kabinlerimiz düz ayak olarak tasarlandı. Evimizin birinci odası bu tarafta. Yaklaşık 13 metrekarelik bir oda burası. Yine girdiğimiz zaman ebeveyn banyomuz bulunuyor. Buyurun. Evet, evin her odasında gardırop bulunuyor. Gardıroplarımız yine çok amaçlı olarak yapıldı. Bu tarafta büyük bir alanımız artı askılığımız bulunuyor. Şu an bahçe eşyaları burada olduğu için küçük gibi görünebilir. Siz buradan uyandığınız zaman direkt havuza dalabiliyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Direkt dağ ve doğa manzaranız, havuz manzaranız, bahçe manzaranız bu odadan artı üstteki odalardan rahat bir şekilde görünebiliyor. Evin bütün aydınlatmaları LED aydınlatma olarak tasarlandı. Yani siz avizeyle, ışıkla vesaireyle uğraşmayacaksınız. Tamamen hazır LED aydınlatmalarımız bulunuyor. Artı olarak bütün cam ve pencerelerimizde sinekliklerimiz bulunuyor. Malum yaz aylarının vazgeçilmesi, sinekler uyutmuyorlar. O yüzden sinekliklerimiz bulunuyor. Dilerseniz yukarı çıkalım, bir de oraları gezelim. Başta dediğim gibi 4 artı 1 dubleks üst kata çıkıyoruz şimdi. Merdivenlerimiz tamamen toros, özel toros siyah kullandık. Evle tamamen güzel bir bağlantı, güzel bir uyum sağlayabiliyor. İlk sağda evimizin ikinci odası bulunuyor. Buyurun. Evet, evimizin ikinci odası bu tarafta. 17 metrekarelik bir alana sahip. Yine bebeğin banyomuz bu tarafta. Düz ayak bir duşa kabinimiz. Lavabomuz, artı klozetimiz, artı geniş bir aynamız bulunuyor. Buyurun isterseniz gezin. Her banyomuzun duvar tasarımları, renkleri farklı. Kişiye özel yaptırdık. Evimizin her alanında, her odalarda özel tablolarımız bulunuyor. Buradaki konseptimiz de lotus çiçeği. Girdiğimiz zaman daha çok beyaz ve siyah ağırlıklı bir oda burası.
Tabii ki kişi istediği gibi dekore edebilir ama yine de biz siyah ve beyaz ağırlıklı seçtik. Yine buraya özel renge uygun çamdanlarımız gelecek. Yine kişi buradan kalktığı zaman havuzu, denizi, özel manzaralarımızı görebiliyor. Görerek huzurlu bir şekilde uyanıyor. Bu odamız bu şekildeydi. Evin ikinci odası dediğim gibi. Evin odamızın içi gayet geniş. Yine aynı şekilde gardıroplarımız, aşağı katta gösterememiştim içini. Dilerseniz buradan tek tek bakalım. İçleri yine geniş, raflarımız ve çekmecelerimiz bulunuyor. Tekrar dediğim gibi bunlar marangoz tasarımı, özel tasarım. Evet, şimdi gelelim ebeveyn odasına. Evin en büyük odasını gezeceğiz birazdan. Yani üçüncü oda. Üçüncü ve en büyük odası. Burası eve beyin odası olarak planladık. Yine girdiğimiz zaman banyo malzemelerimiz artı yer tasarımımız tamamen özel mermer desenlidir. Yine aynı şekilde düz ayak bir duşakabinimiz bulunuyor. İçi gayet geniş. Eve beyin odamızda daha çok gold tasarımlar kullandık. Yatak başlıklarımızda özel şamdanlar bulunuyor. Diğer başlıklarda da bulunduğu gibi. Yine şifon yerlerimiz, yatağımız, artı olarak gold tasarımlı bir gardırobumuz bulunuyor. Dışarıda bir kıyafet, dışarıda herhangi bir şey kalmasını istemedik. Yine aynı şekilde iki taraflı hem kadına hem erkeğe ait bir alan bıraktık. O konuda içiniz çok rahat olsun. Bu tarafta da aynalı bir şifon yer alanımız bulunuyor. Yine aynı şekilde kendine ait bir sandalyesi, burada da bir berjerimiz bulunuyor. İsterseniz size terasımızı göstereyim. Geniş bir terasımız bulunuyor. Villamızın hem ikinci bahçesi hem teras alanı bu tarafta. Burası da tamamen doğa ve dağ manzaralı bir alan. Artı olarak havuzumuzu, bahçemizi ve direkt evin bahçesini her yeri gayet burada görebiliyorsunuz. Aynı zamanda bu evin şöyle güzel bir özelliği var. 2'ye kadar evet bir sıcaklık oluyor. 2'den sonra çok güzel bir loş esinti sizi karşılıyor. O yüzden rahatlıkla burada veya bahçede oturum sağlayabiliyorsunuz. Yani sıcaktan bayılmadan, sıcaktan fenalaşmadan, bunalmadan gayet rahat bir şekilde oturum sağlayabiliyorsunuz. İsterseniz biraz şöyle manzarayı gezelim. Teras alanımız sağ tarafa doğru devam ediyor. Sağ tarafta da tamamen bir gölge alanı bizi karşılıyor. Burası evimizin dördüncü ve son odası. Benim tabirimle sürprizli oda. Birazdan nedenini açıklayacağım. İsterseniz önce banyodan başlayalım. Yine dediğim gibi burası da bizim farklı bir banyomuz, farklı bir tasarım banyomuz. Yine düz ayak bir duşakabinimiz, özel tasarım mobilyalarımız. Bu odamızda klimamız bulunuyor. Artı olarak yine dediğim gibi yatağımız, yatak başlığımızda şamdanlar bulunacak. Artı olarak özel tablolarımız ve bir gardırobumuz bulunuyor. Klima demişken bu ev VRF iklimlendirmeli, artı 12 ay kullanıma uygun bir ev. Aynı şekilde merkezi sistemimiz bulunuyor. Artı olarak güneş enerji sistemimiz de bulunuyor. O konudan çok çok rahatlıkla kullanılabilecek, kışın bile ısınma sorunu yaşamadan kullanabileceğiniz bir yer aslında. Neden sürprizli oda dediğimi açıklayayım. Burası kendine özel bir bahçe bulunduran bir oda aslında. Buradan çıktığımız zaman kendi bir çalınımız var. Biz burayı tamamen kişiye bıraktık. Kişi isterse buraya toprak atar, isterse çimen atar, isterse burayı spor salonuna çevirir. İstediği gibi kendine özel bir alan yaratması açısından biz bunu kişiye bıraktık. Burası da evin ikinci bahçesi olarak geçiyor. Aynı zamanda burası teras alanına da bağlandığı için gayet geniş bir alan oluşturmuş oluyor kendine. Dediğim gibi burası sürprizli alan, sürprizli bir bahçe. İstediği gibi kişi kendine özel bir botanik bahçe yapar, spor alanı yapar, her şekilde kendi hayal gücüne kalmış. Biz yine de bahçeye yaptığımız gibi buraya da küçük bir mandalin türü ağaç diktik. Geri kalanını ev sahibine bıraktık. Buradan direkt dediğim gibi terasa çıkabiliyoruz, terasa bağlanabiliyoruz. Yine dediğim gibi mandalin türü ağaçlarımız bulunuyor. Direkt buradan teras alanına çıkabiliyoruz.
çıkabiliyoruz. Evet sevgili izleyenler, bugün sizlerle birlikte Yıl Kavak'ta muhteşem özel bizim havuzlu villamızı gezdik. Kanalıma abone olabilirsiniz, diğer videolarımı takip edebilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğeni bırakabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle, sevgiler.